Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Narsist Avukat Yatacı Fazlaoğlu. Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda narsisizm ve onun yıkıcı etkilerine karşı seni bilinçlendirmek ve narsisistik ilişkilere çekilmendeki bilinçaltı gölge benliklerini aydınlığa çıkarman için sana destek olmak amacıyla farkındalıklı video içerikleri paylaşıyorum. Farkındalığının bilgeliğe dönmesini istiyorsan şimdi videonun altındaki katıl butonuna tıklayarak senin için hazırladığım özel videolara erişebilirsin. Yine açıklama kısmındaki linklerde narsistik istismarın hayatındaki etkileriyle ilgili ve ondan nasıl kurtulman gerektiğiyle ilgili harika Udemy eğitim seti de bu dönemde sana harika destek olacaktır. Yeni videolar yapmam konusunda beni heveslendirmek ve daha geniş kitlelere ulaşabilmemize olanak tanımak için hemen şimdi kanala abone olabilir. Bu sayede yayınlanan her yeni videomda bildirim alarak çekilişlerde sürpriz uygulamalar kazanabilirsin. Hassasiyetin ve desteğin için şimdiden teşekkür ediyorum. Senin için hazırladığım bu videomuzun konu başlığı narsist olduğunuzun 9 işareti. Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlarla etkileşim kurmak kafa karıştırıcı, sinir bozucu ve hatta inciltici olabilir. Narsistler Tanrı dünyasında kendilerini öyle yaşadıklarını, Tanrı dünyasında yaşadıklarını, Tanrı olduklarını ve bunu karşısındaki insanlara istedikleri gibi hastalıklı benlikleriyle yansıtabileceklerini düşünürler. Bir narsiste neden kendi merkezindesin ve sadece kendini düşünüyorsun, bencilsin dediğinizde o buna çünkü ben herkesten üstünüm ve bunu kaldıramıyorsun, bu tamamıyla senin problemin diye cevap verecektir. İşte ilişkide olduğunuz kişinin narsist olma olasılığının yüksek olduğunu gösteren bunun gibi 9 işaret. 1. Dinlemek yerine kendi fikirlerine kapılırlar. Birini narsist ilişkide her şeyin en iyisini kendisinin bildiğine inandığı için senin düşüncelerini, yorumlarını dinlemekten kaçınır halde görürsen o muhtemelen narsist olabilir. Seni sessizce dinlerse de bu seni önemsediği için değildir. Seni dinlemesinin asıl sebebi hakkında olabildiğince fazla bilgi edinerek bunları ilişkinin devam eden süresinde seni küçümsemek, hor görmek, hatalı göstermek ve aşağılamak için malzeme olarak kullanmak içindir. Sergilediği dengesizlikler karşısında çılgına döndüğünde aşırı tepki verdiğini söyleyecektir. Onlara söylemen gereken şeyin önemli olmadığına seni inandıracak ve hassas olduğun konulara boş verecektir. Aktif olarak dinlemek ve tartışmalara dahil olmak yerine tüm konuşmaları yalnızca dinlemeye değer tek fikir olduğunu düşündükleri kendi fikirlerini sunmak için bir platform olarak görürler. Bir narsist asla seninle bir konuda hemfikir olmayacaktır. Bunun sebebi kendine ait bir düşüncesi ya da fikri olduğu için değildir. Bir konuda yorum yaptığında narsist ona karşı çıkmayı kendisince bir üstünlük olarak görür. 2. Narsistler ilişkilerde aldatmaya eğilimlidirler. Narsistler herkesten daha iyi olduklarını ve herkes için fazla olduklarını zanneder. Onlarla birlikte olmak sana sunulmuş bir lütufmuş havasına girerler. İlişkinin başında kapınızda tabiri caizse köpek olurlarken sonrasında sana ayırdığı vakit için ama sana 10 dakikamı ayırdım bunu gözden kaçırıyorsun diyerek seni şoke edebilirler. Narsistler hilekardır. Hile yapmak genellikle narsistlerin egolarını geliştirmelerinin bir yoludur. Herhangi bir normal ilişki kurmaktan acizdirler. Bir narsistle ilişkide umduğunla karşılaştığın arasında uçurum vardır ve bu partnerin hayatını mahvetmeye yeterlidir. İlişkide birine ihanet etmek ve onu büyük bir keder içinde bırakmak narsiste bir güç patlaması yaratır. Unutmayın, her şeyi kontrol etme dürtüsü ve onların hastalıklı güç ihtiyacından ibarettir. Ve partnerleri onlar için gerçekte hastalıklı egolarını şişirebilmeleri için olanak tanıyan birer erzaktan ibarettir. 3. Narsistler sürekli ilgi ve beğenme ihtiyacı duyarlar. Narsistler dışarıdan her ne kadar havalı görünseler de başkalarının onları beğenmelerine ve ilgilerine delicesine bağımlıdırlar. Özdeğer, özbenlik, özsaygı, özsevgi kalıplarının hiçbirisine sahip olmadıkları için bu eksiklikleriyle yüzleşmek yerine bunları diğer insanlardan karşılama ihtiyacı ile bir kurban arayışı içine girerler. Örneğin bir ülkenin doğalgaz ihtiyacını düşünün. Kendi sınırları içerisinde doğalgaz kaynağı olmayan bir ülke bunu tedarik edebileceği diğer ülkelerin arayışına girecektir. İşte sen de bir narsist için kendisinde olmayan özellikleri ona yansıtacak ilgi, alaka ve övgülerinle onu tatmin edecek bir yakıttan ibaretsin. Sorun şu ki bir narsiste ihtiyacı olanları en mükemmel sevgi, ilgi, alakayı sunsan da onun için yeterli olmayacaksın. Hep daha fazlasını isteyecek. Yeni kurbanlarla kendini beslemeye çalışacaktır. Narsisten her nefeste
kendini beğenmişlik ve kibir akar ve daima kışkırır. Bir özgüvenleri varmış gibi görünebilirler ama bu gerçek değildir. Kırılgan, hastalıklı egoları ihtiyaçları karşılanmadığında sadist bir canavara dönüşebilir. Bir narsisti sürekli memnun etmek ilişkide sizi duygusal olarak tüketir. Ne yaparsanız yapın, senin aşkın benim için yeterli değil mesajını alırsınız. İşin en ilginç yanı ise narsistlerin doyurulamaz hastalıklı egolarının sizinle ilgisi olmadığını anlamanız, kendinizi yetersiz ve eksik hissetmenize sebep verdiği için bunu anlamaktan geri duyuyorsunuz. Narsistler hayranları sürekli eleştirmek isterler ve onların sorgusuz sualsiz emirlerine biat etmelerini isterler ve bu yönde hastalıklı davranışlarını sergilerler. Bu noktada senin narsisti memnun edemediğin için kendini eksik hissetmek yerine neden bilinçaltı kolektif arketiplerinden köle arketiplerini devraldığını fark etmen gerekir. İşte bu sebeple neuroimplant bilinçaltı detoksa yenilenme kampı senin tek kurtuluşun olabilir. Bu videonun altındaki açıklama kısmında başvuru için ilgili linkleri bulabilirsin. Ve 4. Narsistler asla eleştiriyi kaldıramazlar. Narsistler hastalıklı zihinlerinde kendilerini diğer insanlardan üstün gördükleri için kusurlu olduklarını düşünmezler. Gerçekte tamamıyla kusurlu haritaları çok baskındır. Buna rağmen onları eleştirdiğinizde size karşı düşmanca tavır takınırlar. Hiçbir eleştiriyi kulak arkası etmezler. Söylediklerinizin eleştiri olabileceğini algıladıklarında kötü tepki verirler, bağırırlar. Hatta sinir krizi geçirirler ya da her zamanki gibi başka bir mantık dışı tepki verirler. 5. Narsistler suçluluk duymadan veya utanmadan başkalarını sömürürler. Onlar dünyayı başkalarının gözüyle görmek istemezler. Bu sebeple narsisizm ve empati asla yan yana gelemez. Sahip olduğunuz her şeyin kendi hakları olduğunu düşünürler. Bunlar onların hakkıdır ve siz şansı çıkarak bunları onlardan çalmışsınızdır. Bu sebeple tüm bunları sömürürken hiçbir pişmanlık duymazlar. Eylemlerinin başkaları üzerinde yaratabileceği sonuçlara aldırış etmeden insanları kendi ihtiyaçları karşılamaları için manipüle ederler. Her şey onların hakkıdır. Ve 6. Narsistler sürekli başkalarını küçümserler ve aynı zamanda kendilerinin üstün yetenekli olduklarına inanırlar. Doğaüstü güçleri olduğunu düşünürler. Sonuç itibariyle onlar sanal dünyalarında gerçek olmayan duygularla yaşıyorlar. Belirli bir aktivitede en yetenekli, en başarılı kendilerinin olduğunu düşünürler. Bunun aksini iddia ettiğinizde onlar için büyük bir şok yaratırsınız. İnsanları umursamadıklarını göstermek için onları sık sık küçümserler, yeteneklerini hor görürler ve bu konuda hassas olmanız, duygusal olmanız bir narsist için ancak zayıflıktır. Onlar duyguların zayıflık olduğunu düşünürler. Sizler empatlar olarak duygularınızı ifade etmek üzere programlandınız ve bu insanidir arkadaşlar, doğal olandır. Oysa bir narsiste iyi veya kötü duygularınızı ifade ettiğinizde o bunu sizin anladığınız şekilde anlamayacaktır. Birini sevmek, ona bağlanmak, aşık olmak bir narsist için sadece zayıflık ifadesidir. Bir görüşmede narsist olduğunu anladığım kişi olayları anlatırken sosyal medyadan konumlu bir bayanın kendisine hemen aşık olduğunu söyleyerek telefonunu uzatmıştı ve bana bayanın yazdığı birkaç mesajı göstermeye çalıştı. Hocam bana evin, araban hazır, her şeyin hazır, sana aşık oldum, yeter ki gel diyor, gideyim bir iki ay neyi varsa sömüreyim diyor bir şeytan demişti. Belki de bir narsistin en dürüst olduğu an budur. Şeytan diyor ki demişti. Evet, gerçekten onlara her şeyi şeytanları söyler. Şeytan insanları kullanmak, sömürmek, istismar etmek, duygularını paramparça ederek mutsuz etmek, kendine bağımlı, tutsak hale getirmek üzere programlarını işletir. Bir narsist için karşı tarafın kendisine bağlı, bağımlı, aşık olduğunu, ondan vazgeçemeyeceğini söylemesi, ona karşı bolca kullanıp istismar edebileceği harika bir zayıflık olacaktır. 7. Narsistler kendilerini gerçekte olduklarından daha çekici görürler. Narsist mağduru bir erkek danışan görüşme esnasında "Hocam bana hayatımdaki narsistin ona herkes ama herkes sarışın seviyor. Etrafımda dört dönüyorlar. Bir tek sana kendimi sevdiremedim." dediğini, geçmişte böyle beklentileri olduğunu ve kendisini üstün gördüğünü ifade ettiğini belirtmişti. Ve aynı zamanda buradaki danışan narsiste "ama ben kumrallardan hoşlanıyorum" dediğinde onu duymazdan geldiğini ifade etti. Evet, narsist kesinlikle onunla ilgili onun dışında gelişen olaylar ve onu beğenmediğinizi ifade ettiğinizde taşa dönecek ve bunları duymazdan gelecektir.
Narsist kendisinin diğer bütün insanlardan daha güzel, yakışıklı, vazgeçilmez ve çekici olduğunu düşünür. Gerçek şu ki her ne kadar güzel, karizmatik, yakışıklı olurlarsa olsunlar ki değiller, narsistler çekilisi değillerdir. Ve 8. Narsistler tamamıyla etrafındaki insanların söylediklerini inkar etme eğilimi içerisindedirler. Daha önce söyledikleri hiçbir şeyi hatırlamazlar. Siz onları, bunları onlara hatırlattığınızda çokça bu olay hiç yaşanmamış, bu sözler hiç söylenmemiş gibi yaparlar. Yazılı mesajları gösterdiğinizde donuklaşır, tepki vermezler. Bu aslında kendilerine ve eylemlerine ne kadar yabancı olduklarının ve hayattan ne kadar kopuk olduklarının çarpıcı bir kanıtıdır. O esnada narsist durumu kurtarmak için daha önce gözlemlediği ve kopyaladığı bir senaryonun repliklerini ödünç almıştır sadece. Oysa siz onu hala insan olarak gördüğünüz için söylediklerine dikkat eder, onları önemser, gerçekte o değerlere sahip olduklarını sanırsınız. Siz de insan oldukları algısı yarattıkları için bir karmaşa oluşur. Narsist bu durumda sizin atalladığınızı görünce oradaki türbülans halinizden zevk alır ve tamamıyla bulanık suda avlanmayı sever. Ve 9. Narsistler sahip olduğunuz her şeyi ve değerleri maddi manevi neyiniz varsa sömürmeye odaklıdır. Kurban artık neyin gerçek ve neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu anlayamaz. Bu yüzden narsist istismarcı gerçekliği benimser ve karşısındakini istismar etmeye başlar. Ve insanı istismar ederken de bunu sanki kendi hakkıymış gibi görür. Paranoyak bir kişiliğe tamamıyla sizi indirgeyebilir arkadaşlar. Bir narsist karşısındakinin mükemmelliğinin kendine bir şekilde buluşacağına inanarak genellikle daha yüksek statüdeki insanları seçer. Onlara yakınlaşır ve hastalıklı zihninde sahip olamadıkları özelliklere sahip birinin yanında olduğunda o özellikleri edinebileceğini düşünür. Durum şu ki bir narsist yaşamı boyunca başkalarına kısa bir süreliğine taklit etmekten öteye geçemeyecektir. Sizi bir şekilde sahip olduğunuz özellikler yanında şık duracak diye hayatına aldıysa bunları överken bilin ki aslında karşısındaki siz değilsiniz. O tamamıyla sizin özelliklerinize yansıttığı sahte bir kişiliğe, aradaki kişiliğe bu övgülerini yağdırıyordur. Sadece ikinci tekil kişi kullandığı için, yani size hitaben söylediği için sen başarılısın, sen harikasın, sen zekisin dediği için doğal olarak siz de bunu kendinize yönelik olduğunu düşünerek ve duygularınızda sıçrama yaşarsınız. Ama bunların hiçbirisi tamamıyla gerçekte sizinle ilgili değildir. Bir narsistin projeksiyonundan 2 saniye kendinize baksanız onların dış dünyayı nasıl canavar bir şekilde gördüğünü, insanları nasıl sömürecek meta olarak gördüğünü anlayacak ve gözlerinize inanamayacaksınız arkadaşlar. Bu durumda sizin yapmanız gereken yaşamınızdaki narsistle ilgili tavırlarınızı değiştirmek, ona duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmekten, mutluluklarınızı ifade etmekten, mutsuzluklarınızı da ifade etmekten mümkün mertebe kaçınmalısınız. Eğer bir evliliğiniz varsa ve o ilişkiyi uzun süre sürdürmeniz gerekiyorsa da mutlaka bu anlamda bir narsistle yaşamanız için uzmanlardan destek almalısınız. Siz değerlisiniz ve kıymetlisiniz. Hayatınız bir narsist için heba edilemeyecek kadar mükemmel ve değerli. Bu sebeple kendinizin farkına varın. Özel olan narsist değildir. Ondan önce de, onunla tanışmadan önce de normal ilişkilerinizde eminim birçok narsistle birlikteydiniz. Ama narsist ruhsal çeperinize ve cinsel çakranıza hükmettiği için, Lilith ve Lulu enerjileriyle oraya yerleştiği için zihninizde bir manipülasyon, bir projeksiyon, bir fantezi yaratır. Ve onunla mutlu olabileceğiniz hayaline sıkı sıkıya bağlı olduğunuz için gerçeklerden perdelenirsiniz. İşte sizin için, kendi farkındalığınız için harika nöroimplant, bilinçaltı detoks ve yenilenme kampları düzenledik. Bu videonun altındaki linklerden kamp tarihiyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Oraya geldiğinizde nöroimplant uygulamalarıyla harika bir 2 gece 3 gün geçirerek tamamıyla kendiniz olabilirsiniz. Siz kendiniz olmadığınız sürece diğer insanlar sizi istismar etmeye devam edecektir ve değerlisiniz. Bir tek hayatınız var ve bu hayatınızı mükemmel yaşamak sizin en doğal hakkınız. Diğer insanlarla olan ilişkilerinizi geliştirin, kendinize hobiler edinin ve eski sizi hatırlayın. İşte o eski sizi hatırlamak için bilinçaltınızda ayağınızı tökezleten oradaki çocuğun çocukluk travmalarına inip orayı toparlamanız gerekiyor. Narsistin size gelip bu durumdan sizi kurtarmasını istemek yerine siz uygulamalarla ve bilinçaltı seanslarla kendinizi kurtarmalısınız. Sevgiyle kalın ve inşallah her birinizle yüz yüze yakından nöroimplant bilinçaltı detoks ve yenilenme kamplarında görüşmek nasip olsun.